ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, 2008 yılında sağlık ocağı modelinden aile hekimliği sistemine geçen Sağlık Bakanlığı şimdi de halk sağlığı merkezi modeline geçiş yapıyor. Daha geniş kapsamlı sağlık hizmetlerinin sunulacağı merkezler 7 gün 24 saat hizmet verecek. Bakanlığımız tarafından kurulan yeni sistemde halk sağlığı merkezleri oluşturuluyor. Bu merkezlerde hizmet 7 gün 12 saat esasına göre olacak. Yani sabahtan akşam 9'a kadar ve cumartesi pazar da dahil olmak üzere 7 gün açık olacak. Yine bu halk sağlığı merkezlerinde röntgen, laboratuvar gibi hizmetler sunulabileceği gibi psikolog, diyetisyen, fizyoterapist gibi meslek elemanları da bulunacak. Bu hizmetlerin de burada verilebilmesi mümkün olacak. Yine evde sağlık hizmetleri, çalışan sağlığı hizmetleri gibi birçok diğer bugün için yürütülemeyen hizmetler de burada veriliyor olacak. En önemlisi de hafta sonları cumartesi, pazar dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet verecek olması. İlimizde bu çerçevede 12 tane halk sağlığı merkezi yapılması planlandı. İl genelinde mi, ilçeler dahil mi? İl genelinde. Toplam 7 ilçemizde, il merkezinde 2 ilçemiz olmak üzere en büyük 7 ilçemizde 12 merkez olacak. İlk aşamada bu yıl sonuna kadar bu 7 ilçedeki her ilçeye birer merkezin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yılda en büyük 5 ilçeye ikinci merkezleri açarak 12 tane halk sağlığı merkezinin olmasını planlıyoruz. Tabii bu merkezlerde bu kapasitede hizmetlerin yürütülmesi için yaklaşık 1500-2000 metrekare kapalı alana sahip binalara ihtiyacımız var. Bunlar da şu anda çoğunlukla hazır, elimizde yeterli bina yok. Bu binaların projeleri bakanlık tarafından yapıldı. Önümüzdeki yıllarda yapımları başlayacak ama bu aşamada da hizmeti bir an önce devreye sokabilmek adına mevcut kamu binalarından uygun olanları kullanacağımız gibi binamız olmayan yerlerde de kiralama yöntemiyle bu amaca uygun binalar kiralayarak yeni uygulamaya başlamış olacağız. Burada 3 temel avantaj olacak. Birincisi, bununla birlikte aile hekimi sayısı arttırılarak hekim başına düşen nüfus şu anda Türkiye genelinde 3500'ün üzerinde, Manisa ilinde 3280 civarında 3000'lerin altına inmiş olacak. Yani aile hekimi başına bağlı olan nüfus azalmış olacak. Yine aile hekimlerinde hizmet verilen süre artmış olacak. Böylece vatandaşlar hizmete daha kolay ulaşabilecekler. Yoğunluklar azalacak, bekleme süreleri azalacak. Yine çeşitli nedenlerle kendi işte gündüz vakitinde aile hekiminden hizmet alamayanlar, iş nedeniyle gelemeyenler akşam vakti yine hastaneye gitmek zorunda kalmayacaklar. Aile hekimlerinden hizmet alabilecekler. Böylece hastanelerdeki yığılmalar da önlenmiş olacak. Yine sağlıklı yaşamı teşvik amacıyla da birçok birimler, kanser tarama biriminden tutun da sağlıklı yaşam merkezine kadar birçok birimler bunun içinde olacak. Bir bakıma Sağlık Bakanlığı yeni bir sağlık hizmeti modeline geçmiş oluyor. Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Ahmetli Belediyesi'nce Kurtuluş Mahallesi'ne yapılan sosyal tesislerin açılışına katıldı. AK Parti iktidarı döneminde Manisa'ya önemli hizmetlerin yapıldığını belirten Selçuk Özdağ, kentin milletvekili sayısının 9 olduğunu anımsatarak, önümüzdeki seçimlerde nüfusun da artmasıyla milletvekili sayısının 10'a çıkacağını dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Ahmetli Belediyesi'nce Kurtuluş Mahallesi'ne yapılan sosyal tesislerin açılışına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, burada yaptığı konuşmada üzüm üreticilerine elinizdeki üzümleri yok pahasına satmayın dedi. Şehir Belediyesi ve 7 milletvekiliyle beraber Manisa'da işsizliği %3'e indiririz inşallah. Manisa'yı İsviçre yaparız. Bunların hepsini yapacağız kardeşlerim. Bundan emin olun. Biz sizin için varız. Üzüm dediniz geçen sene, hatırlayın. Okullara üzüm dediniz. Hay hay dedik, bu sene yine okullara üzüm dediniz. Okullar şu an 10 bine yakın, 10 bin tona yakın üzüm alacaklar. Bu şekilde en azından
üzümle sübvanseye biraz glukozun dengeyi sağlamış olacağız. Arz talep dengesini. Dediler ki Avrupalılar üzümde kalıntı ilaç kullanıyorsunuz dediler. Yasakladık. Portekiz'e yasaklamıyorlar. İspanya'ya yasaklamıyorlar. Türkiye'ye yasaklıyorlar. O zaman ne yapalım? O ilacı kullanmayın dedik. Hepinize tek tek mesaj attık hatırlarsanız eğer. Ve o ilacı yasakladık biz. Şimdi de Ağustos ayının 10'una kadar eski üzümleri alırız diyorlar. Sonra da eski üzümleri almayız. Elimizde 80 bin ton üzüm var. 60 bin tonunu ihracat yapıyoruz. 20 bin tonu Türkiye'de. Bunu tüketiriz. Ramazan'da tüketiriz. Okullarda tüketiriz. Askeriyede tüketiriz. Ama o 60 bin ton almayız diyorlar. Geçenlerde 2 aydır bunun için çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Brüksel'de geçen hafta bir toplantı yapıldı. Bunu yıl sonuna kadar uzatmış olacağız Allah nasip ederse. Onun için elinizdeki üzümleri öyle ucuza satmayın. Elinizdeki üzümleri öyle ucuza vermeyin. Bekleyin. Bu çalışmanın sonucunu bekleyin. Avrupa Birliği mecbur kalacak. Çünkü daha önce de aynı üzümü yiyorlardı. Biz kuru üzümü Avrupa'ya satıyoruz. Yaş üzümü Rusya'ya satıyorduk. Kuru üzümü buraya satıyorduk. O nedenle şu anda bazı yerlerde don oldu biliyorsunuz. Don felaketi oldu. Bazı yerlerde de dolu felaketi oldu. O nedenle üzüm rekoltesinde yine bir denge olacak gibi gözüküyor. Elinizdeki üzümleri yok pahasına satmayın. Ona da sahip çıkın. İşletmeciler şöyle diyorlarmış. Efendim Avrupa Birliği bunları almayacak. Elinizde kalacak. Şimdi 2 liradan verin. 2.70'den verin. 2.50'den verin. Yok öyle şey kardeşlerim. Üzümün şu anki kilosu 3.25'tir. 3.25'in altında satmayın kesin. Sevgili seyirciler, Manisa Şehzadeler Belediyesi'nce Karaağaçlı Mahallesi'nde yaptırılan Mesire Alanı'nın açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri partililer katıldı. Manisa Şehzadeler Belediyesi'nce Karaağaçlı Mahallesi'nde yaptırılan Mesire Alanı'nın açılış töreni yapıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, açılışa AK Parti ve MHP teşkilat üyelerinin katıldığını dile getirdi. Da yine hep beraber birlikte Türkiye'nin geleceği için oy kullanır, Türkiye'nin geleceği için eleştirilerimizi yapar, Türkiye'nin geleceği için kanunlar çıkartırız. Bu tablo bir noktada merhum Alparslan Türkeş'in başkanlık sisteminin gerçekleşmesine de vesile olur inşallah. Bu tablo aynı zamanda partili Cumhurbaşkanlığı da vesile olur inşallah. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarına ihtiyacımız var. Bizim oylarımız yetmiyor. Biraz önce millete atıfta bulundu Erkan Akçay milletvekilimiz. Millet yüksek ortak bir kültürün teşkilatlanmış bir devlet eliyle, teşkilatlanmış bir eğitim sistemiyle nesilden nesile, zamandan zamana, mekandan mekana aktarılmasıdır. Millet budur. Birisi Kürt olur, Türk milletinden olur. Birisi Çerkez olur, Boşnak olur, Arnavut olur, Türk milletinden olur. Biz tek vatan demeye devam edeceğiz. Tek millet, tek bayrak ve de mutlaka ve mutlaka tek vatan diyeceğiz bu topraklarda. Ömer Faruk Başkanımı tebrik ediyorum. Ben kendisini kutluyorum. Neden? Alparslan Türkeş adını beraberce vermişler. Çünkü Alparslan Türkeş, Türk siyasi hayatına damga vurmuş, nesiller yetiştirmiş bir şahsiyet. MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da ülkenin içeriden ve dışarıdan tehdit ile tehlike altında olduğunu, canla başla birlik beraberliği güçlendireceklerini, önce vatana, millete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkacaklarını, sonra siyasi kulvar farklılıklarının tartışmalarını yapacaklarını belirtti. İnşallah bundan sonra buradaki bu Alparslan Türkeş mesire yeri örneği Ankara'da da bir gün Alparslan Türkeş Üniversitesi'nin kurulmasına vesile olacaktır. O bakımdan da ayrıca teşekkür ediyorum o beraberliğe. Değerli arkadaşlar, bu vatan, bu millet, bu devlet hepimizin ve Türk milletinin. Konuşmaların ardından Selçuk Özdağ, Erkan Akçay, protokol üyeleri, AK Parti ve MHP teşkilat üyeleri Mesire Alanı'nın açılış kurdelesini kesti. Kol topunu alıyorsun ama hep... Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Engelliler Haftası dolayısıyla Soma ilçesinde Spastik Çocuklar Derneği'ni ziyaret etti. Engelliler ve aileleriyle bir araya geldi Selçuk Özdağ. Selçuk Özdağ, Soma'da ne kadar engelli varsa
problemleri ve beklentilerini çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Manisa'dakiler aracı olmayan kalmayacak hemen hemen. Beyaz baston olmayan kalmayacak. Engelliler Haftası dolayısıyla Soma ilçesinde Spastik Çocuklar Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, engelliler ve aileleriyle bir araya geldi. Bütün fiziki mekanların engellilerin kullanabilecekleri noktaya getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Engelliler için Türkiye'de rehabilitasyon merkezleri kuruluyor, özel okullar kuruluyor. Bir tane de Manisa Organize Sanayi, Allah nasip ederse, Manisa'daki tüm engelliler için bir hem rehabilitasyon merkezi hem de bir üretim merkezi açmak istiyor. Orada engellilerimiz yeteneklerle uygun bir şekilde poşet yapacaklar. Orada efendime söyleyeyim, kalem yapacaklar, silgi yapacaklar mesleklerine uygun bir şekilde. Ve böylece sabahleyin oraya gidip akşama kadar hem üretecekler, hem tedavi olacaklar, terapi olacaklar, hem rehabilitasyon merkezinde olacaklar, hem de iş üretmenin zevkine tadarak maaş da kazanmış olacaklar buralarda, ücret de almış olacaklar. Organize Sanayi Başkanımız bunu hızlandırıyor. Otistik Engeller Derneğimizle beraber yapıyorlar. Biz de hükümet olarak her türlü yardımı yapıyoruz. Ben kardeşlerimin Engeller Haftası'nı kutluyorum. Önemli olan engelli olmamak. Ama herkes potansiyel engelli. Hepimiz bir dakika sonramızı bilmiyoruz. Bir trafik kazasında kolumuzu kaybederiz. Tansiyonumuz yükselir, gözümüzü kaybederiz. Felç kalabiliriz. O nedenle tüm engelli kardeşlerimizin empati yaparak durumlarını iyi idrak etmemiz gerekiyor. Önce Türkiye olarak engelli oluşu engelleyeceğiz. Anneler ve babalar iyi eğitilecekler. Doğumdan itibaren. İkincisi spor kazalarına dikkat edeceğiz. İş kazalarına dikkat edeceğiz. Trafik kazalarına dikkat edeceğiz. Trafikte herkes mobilet kullanırken kask kullanacak. Araba kullanırken kemerini takacak. Arabaya bindiği zaman herkes kemerini takacaklar. Ve aynı zamanda trafik kurallarına riayet edeceğiz. Alkol araç kullanmayacağız. Ve bizler de evimizde de çocuklarımızla beraber olduğumuz zaman içerisinde de çocuklarımızı dikkatli bir şekilde hayata tutunmalarını sağlayacağız. Kullandığımız ilaçlara dikkat edeceğiz ve böylece önce engelli olmayan engelliyiz. Buna rağmen engelleyemediğimiz engelli kardeşlerimizi hayata tutundurmak için devlet sosyal devlet olacak. Onları meslek sahibi yapacak. Eğitecek, tedavilerini yapacak. Onlar üretken olacaklar. Anneleri ve babaları da tebrik ediyorum. Onlarla beraber hayata tutundukları için, onlarla beraber çok ciddi bir imtihandan geçtikleri için bir yandan devlet sosyal devlet olacak. Ben de bir milletvekili olarak Soma'ya geldim. 301 şehidimizi andım. Aileleriyle beraber olduk. Zaten devlet onlarla ilgili her türlü yardımı yapıyor maddi ve manevi olarak. Bugün engeller haftası olduğu için de bir derneğe gittim. Kardeşlerimle beraber olduğu için tertemiz ettiğini söylüyorum. Onlardan dua etsin. Hocam anlayalım. Sevgili seyirciler, Manisa Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen hasta, yaşlı ve engelliler evde bakım uygulamaları projesi kapsamında 15-29 yaş arasındaki kadınlara önce eğitim verilecek, ardından 25 kadın işe yerleştirilecek. Manisa Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen hasta, yaşlı ve engellilere evde bakım uygulamaları projesi kapsamında 15-29 yaş arasındaki işsiz kadınlara önce eğitim verilecek, ardından 25 kadın işe yerleştirilecek. Projenin tanıtımı Giritli Gir Otel'de düzenlenen toplantıda yapıldı. Kurulduğumuz günden bu yana iki kez mezun veren okulumuz, bu yılda hemşirelik ve anestezi bölümlerinden mezun verecektir. Sağlık alanında eğitim hizmeti veren okulumuz kurulduğu günden bu yana hem bölgemizde hem de Avrupa Birliği projeleri vasıtasıyla yurt dışında öğrencilerimizin alanlarında en iyi eğitim almaları için yoğun çaba sarf etmektedir. Toplantıya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay'ın yanı sıra meslek liselerinin idarecileri, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri katıldı. Proje Koordinatör Yardımcısı Derya Deniz Güven, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de hasta, yaşlı ve engelli bakım hizmetinin artık önemli bir istihdam sahası haline geldiğini dile getirdi. Projemiz işte bu açığı kapatmak üzere, bu istihdam alanında profesyonel ve donanımlı elemanlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ülke genelinde yaklaşık 5000 proje başvurusu yapılan operasyonel programda okulumuz Ege bölgesinde başarılı olan iki projeden bir tanesi. Diğeri de Balıkesir'de bir kurum. Manisa Ali için tek ve önemli olan bu proje lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Yunus Emre Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Ofisi ekibi olarak da destek verdiğimiz bu projede yaklaşık 40 kadına profesyonel olarak eğitim verilecektir. Seçilen 40 kursiyer, 4 aylık bir eğitimin hemen ardından dil kursu olarak Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde uygulamalı eğitim görmeleri üzere oralara yollanacak.
Eğitimlerin ardından ülkemize gelerek daha önceden anlaşılmış ve protokollere imzalanmış iş yerlerinde de istihdam edileceklerdir. Peki projeye kimler katılacak? 15-29 yaş arası işkura kayıtlı işsiz bayanlar, kadınlarımız katılacak. En az lise mezunu olması gerekiyor başvuru yapacak arkadaşlarımızın ve dediğim gibi işkura kayıtlı olması gerekiyor. Sevgili seyirciler, ilginç bir ölüm haberi var sırada. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Muhammed Korkmaz'ın tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri yaklaşık 100 metrelik bir alandan aşağı yuvarlanan Muhammed Korkmaz'ın cansız bedenini buldu. Alalım şunu. Kapat. Alınan bilgiye göre Turgutlu ilçesinde yaşayan Muhammed Korkmaz, arkadaşlarıyla dağ dibi Kapıkaya mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıktı. Korkmaz'ın bir domuzu vurup yaraladıktan sonra ondan kaçarken ayağının kaymasıyla tüfeği ateş aldı ve sırtından vuruldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri yaklaşık 100 metrelik bir alandan aşağı yuvarlanan Korkmaz'ın cansız bedenini buldu. Yavaş yavaş. Ahmet Bey, tedbiriniz hızlı aşağıya. Aşağı indireceğiz. Bekle, dönüyorum. Tamam mı? Tamam. Dönüyorum, bırak, bırak. Bırak abi, bırak şunu. Bölgeye gelen itfaiye, UMKE, AFAD ve İHA arama kurtarma ekiplerince Korkmaz'ın cesedi 4 saatlik çalışmayla kayalıklar arasından çıkartıldı. Yavaş yavaş. Ahmet Bey, tedbiriniz hızlı aşağıya. Korkmaz'ın cesedi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bekle, bırak şimdi. Bekle şuradan bir. Bekle. Tamam. Alalım şunu. Kapat. Kapat. Alalım abi. Arka tarafa. Sevgili seyirciler, uzun yıllar Manisa Ziraat Odası Başkanlığı'nı yapan Nuri Solman, geçen yıl kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti. Nuri Solman, ölümünün birinci yılında Hatuniye Camii'nde lokma döktürüldü, Mevlid-i Şerif okutuldu. Yıllarca Manisa Ziraat Odası Başkanlığı'nı yapan Nuri Solman, 61 yaşındayken tarlada traktör tepesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. Ailesi tarafından Sorman için birinci ölüm yıl dönümü yine Sorman'ın cenazesinin kaldırıldığı Hatuniye Camii'nde lokma döktürüldü, Mevlid-i Şerif okutuldu. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Manisa Spor forması ile bu sezon rakip fileleri 13 kez sarsarak şampiyonlukta önemli rol oynayan Bahattin Köse'ye Gençler Birliği'nin talip olduğu öğrenildi. Bu sezon attığı goller ile siyah beyaz ekibe can veren Bahattin Köse'ye talipler artıyor. Ligin bitmesiyle birlikte şampiyon kadroya teklif gelirken Bahattin Köse ve Bayram Olgun en gözde isimler arasında yer alıyor. Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavca, Bahattin Köse ile yakından ilgilendiği ve futbolculuğu döneminde başkent ekibinde oynayan teknik direktör Taner Taşkın'ı arayarak gurbetçi oyuncu hakkında bilgi aldığı ve transfer için nabız yokladığı öğrenildi. Sezon başında Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen Bahattin'in Manisa Spor'la Mayıs 2017'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ben
Sevgili seyirciler, Akhisar Belediyesi Spor Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumunda konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Yeşil Siyahlar bugün saat 17'de Yılmaz Ataburt tesislerinde toplanıp son taktik çalışmasını yaptı. Ardından da Manisa'ya gelerek maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör Cihat Arslan'ın Galatasaray karşısında Fatih Öztürk, Tolga, Duaglu, Caner, Orhan, Custadio, Nguema, Sami, Soner, Ricardo, Vasti ve Rodellega ilk 11'ine şans vermesi bekleniliyor. Yeşil Siyahlılar'da Peter Gorbic ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray kadrosunda yer almayacak. Öte yandan Akhisar Belediyespor Kulübü tarafından Manisa 19 Mayıs Stadyumu Gediz Kale arkasında bulunan 3500 kişilik tribünde bugüne kadar yaklaşık 1000 bilet satıldığını belirtirken, basında çıkan transfer haberlerini yalanlayan Yeşil Siyahlılar yönetimin detaylı raporunu beklediklerini ifade etti. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un desteğiyle Manisa Motorsporları Kulübü sporcuları Kamil Kırbaş geçtiğimiz günlerde Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yer alan Manisa Motorsporları Kulübü'nün sporcusu Kamil Kırbaş başarılar kazanmayı sürdürüyor. Kırbaş katıldığı Türkiye Şampiyonası Konya ikinci ayak yarışlarında 1000 cc ve 1000 cc üzeri iki yarışta birinci oldu. Sporcu Kamil Kırbaş bizlerden yardımlarını esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Cenk Ergün'e teşekkür ediyorum dedi. TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.